Hazırda dünyada inflyasiya göstəriciləri həddindən artıq yüksəkdir. Hətta çox inkişaf etmiş ölkələrdə də inflyasiya göstəricilərinə nəzər yetirdikdə kifayət qədər böyük bir rəqəmlər görürük. Ölkədə də bu faiz 12%-dən ilk 3 ay üçün 12,2%-ə kimi müəyyənləşib. Yəni Azərbaycanda da inflyasiya göstəriciləri ötən illərə nisbətə yüksəlib. Bütün bunların fonunda tikinti mallarının da qiyməti artıb. Bazarda ötən illərlə müqayisədə qiymətlər hansı formada? Kıymetlerin, evet, tikinti maliyetlerindeki artış bir tek Azerbaycan'da değil, benim ülkemde, Türkiye'de de, hatta dünyanın sizin de söylediğiniz gibi hemen hemen bütün ülkelerinde de ciddi bir sorun. Amerika 41 yıldır görmediği enflasyonu görüyor. İşte Avrupa'nın birçok ülkesinde enflasyonun ne olduğunu bilmez derken enflasyon görülüyor. Azerbaycan'da işte %12, yani 12 faiz olması, tabii o da olmasın ama dünya ile karşılaştırıldığında çok bir şey değil aslına baktığınızda. Çünkü ekonomiyi güzel yönetiyorlar. Çünkü dünyada çok daha ciddi anlamda enflasyon yükseldi. Tabii bu enflasyon yükselmesine bağlı olarak inşaat, tikinti sektöründe de ciddi artışlar oldu. İşte demir, inşaatın en büyük yekün tutan, para tutan şeylerinden bir tanesi beton, çimento ve demir baktığınızda. Demire inanılmaz %500'den fazla zam geldi. İşte hazır beton sektörü, yani bu çimentosu, hazır betonu. Ben inşaatla Türkiye'de ben de ilgileniyorum. Demiri mesela ben 2000, yani 2 yıl önce aldığımda 2700 liradan almıştım Türk parası olarak baktığımızda. Şu an 17.500 lira Türkiye'de. 2500 lira neresi, 2700 lira neresi, 17.000 lira neresi? Düşünün, 5 kat artmış. Ben hazır betonu 115 TL'den, Türk lirasından alıyordum. Şu an 950 liraya bulamıyoruz. Yani Türkiye'de böyle, dünyada da böyle. İnanın Azerbaycan'da en az etkilenen ülkeler arasındadır bunun. Çünkü sizde bir de hani devlet de süspanse ediyor bildiğim kadarıyla. Sabit kur ekonomisi var sizde. Yani bizdeki gibi dalgalı kur değil, sabit kur. O sebepten dolayı ellerinde bu kadar tutmaya çalışıyorlar. Sizde mesela Azerbaycan'da %12 dedik enflasyona. Türkiye'de şu an %60 ve üzerinde diyebilirim. Türkiye'de bir doğalgaz krizi yaşadık. Bir ay, bir buçuk ay önce falan. Bizim yardımımıza ilk koşan ülke Azerbaycan'dı yani. Gerekirse kendimiz, bakın yani gerçekten duygulanıyorum. Gerekirse kendimiz dedi yakmayız, Türkiye'ye göndeririz diye buradan bir haber görmüştüm mesela. Ki öyle de yaptılar. Bizim fabrikalarımızın durmamasını sağladılar.